Geldiniz. Bu dersimizde sizlerle ardışıl devrelerin tasarımını yapacağız. Tekrar ardışıl devre tasarımı nasıl yapılır? Bunu adım adım inceleyelim arkadaşlar. Daha sonra bu adımlara göre de devrelerimizi analiz edelim, tasarımlarını yapalım. İlk başta problem belirlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Her problemin birer adımını etiketlememiz lazım. Her bir adımını etiketlememiz lazım. Tasarım Miro modeli, Mor modeli mi olacak karar vermeliyiz. Mini ve mor modelini bir önceki videomuzda arkadaşlar nasıl olacağını, neye göre olacağını açıklamıştık. Devam ediyoruz. Durumları belirleyerek durum diyagramını oluşturmamız gerekiyor. Gerekirse durum indirgemesi yapmamız lazım. Her bir duruma ikili kod verdikten sonra durum tablosu oluşturmalıyız. Kullanacak flip-flop türünü seçmeliyiz. Flip-flop girişlere bağlanacak kombinasyonel devreler ile çıkışlara ait devrenin boyu eşitliğini bulmamız lazım. Ve en son devrenin şemasını çizmemiz gerekmektedir arkadaşlar. Bir örnek üzerinden bu adımları uygulayalım. Bir seri veri yolunda iletilen bitlerde art arta 3 veya daha fazla 1 gelmesini belirlemek. Şimdi arkadaşlar, bir veri yolun var. Nasıl olduğu önemli değil. Karmaşık bir yol olsun. Kafadan bir yol oluşturalım. Bunu referans alalım. Şimdi oluşturduğumuz bu referans veri yoluna göre ne diyor bize? 3 veya daha fazla. 3 veya daha fazla 1 gelmesi belirlememiz lazım. 3 veya daha fazla 1 gelirse, işte 3, 4, 5'erli gruplar halinde 1 gelirse, o zaman benim çıkışımın 1 olmasını, diğer durumlarda 0 olmasını beklemekteyiz. Devam ediyoruz. 3 veya daha fazla 1 gelme olasılığını bulmaya çalıştığımız için, sürekli bir hafıza olmalı ve sürekli onu karşılaştırmalı arkadaşlar. Bu yüzden ardışıl devre tasarımıyla çözeceğiz. Sonlu durum makinesinin bir girişi ve bir de çıkışı olması gerekiyor en az. Şimdi ilk durumumuz bizim başlangıç durumu olduğu için T0 ile etiketleyebiliriz. Çünkü başlangıç durumunda hiçbir değer yoktur arkadaşlar. Sonra verilen soruya göre olasılıklarımı değerlendiriyoruz. Girişim 0 ise 0'da kalmalıyım, yani başlangıç durumunda kalmalıyım. Eğer benim girişim 1 ise bir sonraki adıma, yani T1 olarak etiketlediğim adıma geçmemiz lazım. Girişimiz 0 ise T0'da kalacağız, giriş 1 ise T2'ye geçeceğiz. Giriş 0 ise T0'da kalacağız, girişimiz 1 ise T3'e geçeceğiz. Sonlu durum makinesinin çıkışını sadece durumlara bağlı olduğu için mor makinesi kullanmamız lazım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sonlu durum makineleri senkron devrelerde kullanıldı. Biz de bu yüzden sonlu durum makinesini, mor makinesi kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi, eğer verimiz en az 3 bitlik olarak kodlarsak, yani bizler 3 veya daha fazla 1 olmasını istediği için en az 3 bitlik olarak kodlayabiliriz. Bu durumda değerlerimiz T0 başlangıç değerimizde T0'ın 0-0 olduğu durumda çıkışım 0'dı. 1 elde edemiyorum bu durumda arkadaşlar. 0, 1 ve 2 tane 1 olma durumda benim çıkışım 0 olacak. Diğer durumda ancak benim çıkışımın 1 olması bekleniyor. Bu değerlere göre mor devremi kurarsam, mor makinemi kurarsam arkadaşlar, bakın etiketim var, flash var ve yanında çıkışım var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi T0'da çıkışa gittiğim için yanına 0'ı koydum. T1'de aynı şekilde 0'a gittiğim için yanına 0'ı koydum. T2'de 0'dayım. Dolayısıyla yanına 0 koydum. T3'te çıkışım 1 olduğu için yanına 1 koydum arkadaşlar. Ne demiştik? T0 için girişim 0 ise 0, T0'da kal. Girişim 1 ise T1'e 1. Bu şekilde. Sonra girişim 0 ise T1'deyken, girişim 0 ise ne yapıyorum? T0'a geri dönüyorum. Girişim 1 ise arkadaşlar T2'ye gidiyorum. T2'deyken girişim 0 ise yine T0'a gidiyorum. Başlangıç durumuna. Eğer benim girişim 1 ise bir sonraki adıma geçiyorum. T3'e geçiyorum. T3'deyken arkadaşlar, eğer benim girişim 0 ise yine başlangıç durumuna, yani T0'a dönerim. Eğer benim girişim 1 olursa ne yaparım? T3'te kalmaya devam ederim. Çıkışımı 1 olarak göstermeye devam ederim. Durum diyagramını elde ettikten sonra yapabiliyorsak durum indirgemesi yapmamız lazım. Durum indirgemesi oluşturan durumlardan
gereksiz oluşan varsa bunları tespit edip eleyerek kurulacak devreyi daha da basite indirgememizi sağlıyor. Karne haritalarında ya da böyle cebine nasıl sadeleştirmeler yapıp hatayı en aza indiriyorsak, aynı şekilde mini modellerinde ve mol modellerinde de indirgemeler yaparak basite indirgiyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Durum indirgemesini yaparken tek yapılması gereken durumları bir durum tablosunda alt alta yazarak aynı satırlara sahip olan durumlar eşdeğer durumlar haline getirmemiz lazım. Ve bunlardan sadece birini kullanmamız yeterli olacaktır. Bakın burada bir örneğimiz var. Mini modeli olarak gelmiş bu durum indirgemeyi bizden indirgememizi istiyorlar. Mevcut durumların sonraki durumlarını hemen bir tabloya dökeceğiz arkadaşlar. Mevcut durum olarak A, B, C, D, E, F ve G'lerimi alacağım. Biliyorsunuz ki sonraki durumlarımız giriş ve çıkış değerlerine göre alıyordum. Benim girişim X, girişim 0, çıkışım 0 ise ne yapıyorum? Sonraki durumum A diyorum. A'da kalmaya devam ediyorum. Ancak benim girişim 1, çıkışım 0 ise bir sonrakine yani B'ye geçiyorum. Bu şekilde tüm diyagramı tabloya döküyorum arkadaşlar. Tabloya döktükten sonra inceliyorum aynı satırlar var mı diye. Bakın burada E ve G satırları aynı satır, birbirleriyle eşdeğer satırlar. O yüzden biz diyoruz ki bunları bu tabloyu indirgeyebiliriz. Ne yapacağız? G gördüğümüz yere E yazacağız ve G ile E'yi birbirine eşitlemiş olup G satırını sileceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla bizim yeni durum tablomuz bu şekilde olacaktır. Yeni durum tablomuzu inceleyeceğiz. Bakalım eşdeğer satırlarımız var mı? Var arkadaşlar. D satırıyla F satırımız. Ne yapacağız? Burada da F gördüğümüz yerlere D'leri yazacağız ve yine yeni bir durum tablosu oluşturacağız. Yeni oluşturduğumuz durum tablosunda aynı satırlar var mı yok mu inceleyeceğiz. Bakıyoruz arkadaşlar. Yeni bir durum tablosu daha oluşturmamıza gerek yok. Çünkü bu durum tablosunda eşdeğer satır yok. O yüzden durum tablomu bu şekilde alıyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Buraya bir not düşmüşüz. Bakalım indirgenmiş durum diyagramı ile orijinal durum diyagramı birebir aynı sonuçlar üretmesi gerekiyor. İndirgenmiş durum diyagramında orijinal durum diyagramında aynı sayıda fidget loop gerçekleştirilir. Pardon arkadaşlar. İndirgenen durum diyagramının daha az sayıda fidget loop ile gerçekleştirmek için durum sayısının 5'in altına düşmesi gerekmektedir. Şimdi arkadaşlar yeni oluşturduğumuz durum tablosuna ait yeni bir mini modeli oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi bize örnekte verilen ilk diyagrama göre çok daha basit ve çok daha sade, karmaşıklığı çok daha az. Ne yaptık arkadaşlar? F'yi ve G'yi bir indirdik. Dolayısıyla devremizi daha küçük hale getirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi sizlerle dev flip-flop'un tasarımını yapalım arkadaşlar. Bir örnek üzerinde. Örneğimiz ne demiş? Q n artı 1 eşittir D. Karakteristik denklemine ait kombinasyonel devreyi tasarlayın demiş. Arkadaşlar bize patern dedektörü mor tipi durum diyagramı veriliyor. Ve bu durum diyagramına ait örneği çözmemizi istiyor bizden. Ne yapacağız? Tablosunu oluşturacağız arkadaşlar. Şu şekilde sayfayı yana kaydırırsak tablosunu oluşturabiliriz. Ne yapacağız? İlk başta şimdiki durumlarımızı oluşturmamız lazım. Öyle değil mi? Şimdiki durum diyorum. Sonraki durumum diyorum arkadaşlar. Sonraki durum ne yapıyorum? Şimdiki durumda ne var arkadaşlar? A, B, X. Sonraki durumda ne var? A, B ve Y. Şimdi bunları yerlerine yerleştireceğiz bizimle. Toplam 4 tane durum için 2 adet DFS kullanmalıyız. 4 durumumuz neydi arkadaşlar? S0, S1, S2 ve S3 için. Şimdi tablomuzu dolduralım. Şu şekilde yaparsak ne yapacağız? Normal yerleşme kuramına göre 0, 1, 0, 1, 0, 1,
1 diye yerleştiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra D'yi yerleştireceğiz. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Sonra A'yı yerleştireceğiz arkadaşlar. 0, 0, 0, 0. Sonra 1, 1, 1 ve 1. Bu şekilde yerleştireceğiz arkadaşlar. Bu değerlere göre ne yapacağız? Artık mor makinemizi de baza alarak sonraki durumlarımızı yazacağız. Bakalım arkadaşlar. Sonraki durumlarımızda yine farklı bir kalem yazacak olursak. S0'ım. İlk 0 için. Çıkışım 0. Yerim 0. Ne yapacağım? Çıkış 0 aldığında, girişim 0 olduğunda yine aynı yerde kalacağım. Eğer 1 olursa, x1 olursa nereye gitmem gerekiyor? S1'e gitmem gerekiyor arkadaşlar. Yani şöyle diyelim. S0'a ben yazamadım. Şu şekilde kaydedeyim. S0'a ben 0,0 dersem S1'e de 0,1 S2'ye 1,0 S neden yazamıyorum ben bakın ya. Evet. S3'de 1,1 olursa, bu şekilde baza alırsam arkadaşlar ne olacak? Yazmak çok daha kolay olacak. O zaman ne yapacağım? Yerleşiyorum arkadaşlar. 1 ise S1'imiz bizim neydi? 0,1 yazıyoruz. 0,1 çıkışım tabii yine 0. X'in 0 olduğu duruma bakıyorum arkadaşlar buradaki. X'in 0 olduğu durum beni yine başlangıç durumuna götürecek. O yüzden 0, 0 durum, çıkışım yine 0. Eğer X'in 1 ise ne yapıyorum? S2 durumuna gidiyorum. S2 durumum benim neydi arkadaşlar? 1'e 0'dı. Çıkışım yine 0. X 0 olsa yine başlangıç durumuna gitmem gerekiyor. 0, 0, çıkışım yine 0. Eğer 1 olursa arkadaşlar 1,1 durumuna gitmem lazım. Çıkışım yine 0. S3'teyken 0 olursa değerim yine başlangıç değerine gidiyorum. 0, 0, 0. S3'üm 1 olursa, girişim 1 olursa S3'teyken yine kendisi olacağından 1,1 olacak. Çıkışım bu sefer 1 arkadaşlar. Pardon, şuradayken de çıkışım 1'di. X'in 0, Y'nin 1 olduğu durum. Bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra ne yapacağız? Bu devreye ait biz flip-flop girişimimizi yapmamız lazım, atamamız lazım. Flip-flop girişimi DA ve DB dersem, iki tane kullanacaktım ya, iki adet D flip-flop kullanacaktım. Bunun birine DA, birine DB dersem, A en artı birim DA ve en artı birim DB'ye eşit olur ve benim karakteristik denklemi oluşturmuş olur. Şimdi arkadaşlar, DA ve DB'nin Carnot harçasının sadeleştirmesini yapacak olursam, bakın burada A ve B'nin miniterimlerden gideceğim arkadaşlar. A'da ve B'de bir gördüğüm yerleri ben Carnot harçasında yerleştireceğim. A için yerleştirdiğimde sonuç A artı B'nin parantezi çarpı X olacak. B için yerleştirme B'nin değil artı A çarpı X olacak arkadaşlar. Son olarak Y çıkışım için değerini bulmam lazım. O da A ve B çıkıyor arkadaşlar. A'nın ve B'nin değişmediği durum. Alıyorum. Y eşittir A çarpı B diyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Bu değerlerle bir devre tasarlayacağım. Devreyi tasarlayalım arkadaşlar. Ne demiştik? İki tane B adet
flip flop'um olacaktı. Bunun bir tanesi A, bir tanesi B idi. Ne yapacağız? İlk başta DA'mızı yerleştirelim. DA'mızı yerleştirirken bakın, şimdi burası benim girişim, değil mi? Ne yapacağım? Önce A artı B'mi yapacağım. Parantezler öncelikliydi. Ne yapıyorum? A'dan aldım. Geldim. Ve yağ kapıma geldim. Bir girişe daha ihtiyacım var. O da neydi? B'ydi arkadaşlar. A, geldim. B'yi de aldım. Bu şekilde A artı B'mi elde etmiş oldum. Daha sonra bir V kapıma ihtiyacım var. V kapımda X'e giriş yapmam lazım. Bu şekilde arkadaşlar. DA'mı yaptım. Şimdi sıra DB'yi yapmak arkadaşlar. DB neydi? B'nin değil artı A'ydı. Şimdi önce yine parantezi yapıyorum. Burada A vardı zaten. Bir düğüm noktası alıyorum. V A kapımda giriş yapıyorum. Sonra B'nin değilini alıyorum. V A kapımda D'ye V girişine giriş yapıyorum arkadaşlar. V girişinde yine X'e olacak. Burası düğüm noktası. Atlamamı yaptım. Ve V'ye giriş kapıma girdim. Daha sonra V kapımdan çıkıp DB girişine girmiş oldum. Sıra geldi arkadaşlar. Y kapımı, Y çıkışımı oluşturmakta. Y çıkışım benim ne? A çarpı B. Ne yapıyorum? Geliyorum. Buradan A noktasından düğüm alıyorum. Ve V kapıma girdi yapıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde B'den de bir düğüm noktası alıyorum. Ve V kapıma girmiş olur. Çıkışımda Y'yi elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Şimdi benim geri ne kaldı? Kloklarımı eklemek kaldı arkadaşlar. Saat darbelerimi eklemeliyim. Saat darbelerini eklerken yine atlamalara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ne yapıyorum? Atladım, atladım ve geldim. Ne yapıyorum? Saat darbelerimde bu şekilde girmiş oldum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda JK flip flop ile tasarımı ve DF flip TF flip flop ile tasarımı yapacağız arkadaşlar. T flip flop ve JK flip flopumuzu yaparken yine devrelerimizi inceleyeceğiz, tablolarımızı inceleyeceğiz, devre tasarımlarımızı yapacağız arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.